Evet, bu haftanın konusu aslında e, bana sorarsanız geçen haftayla birlikte çok ciddi anlamda e, dersimizin ilk kısmının temelini e, oluşturan kısım yani kutuplar sıfırlar zeta ve omega n konusu şu an bizim laboratuvarda işleyeceğimiz konu neden e, işte ve nasıl piyade tasarlayacağımızı aslında e, büyük oranda açıklıyor. Yani bu e, vize konuları dediğimiz vize konuları dahilinde zaman domeni tasarımında en ciddi yer alması gereken konu bence bu. Çünkü ondan sonra frekans ve e, durum uzayı e, metotları girince devreye onlar zaten kendi içinde e, başlı başına birer konular. Ama burada çok büyük soruların cevabını vereceğiz aslında gün sonunda diye düşünüyorum. E, bugün ne yapacağız? Bu cevabı verebilmek için biraz e, simülasyon çalışmaları yapacağız. Şöyle ki elimizde birinci dereceden bir transfer fonksiyonu olsun. Biz bu e, omega verilen aralıkta değiştirelim. Impulse ve basamak yanıtları nasıl etkileniyor bakalım. Buradan bir şey çıkaracağız. E, ardından ikinci dereceden bir transfer fonksiyonuna geçiş yapacağız. Dikkat ederseniz birinci derecede sadece omega n gibi bir şey tanımlamışken ikinci dereceden transfer fonksiyonunda hem zeta hem omega n var. Dolayısıyla iki parametreyle bu sistemi ifade edeceğiz. Ve daha sonra bu zeta ve omega ile alakalı yaptığımız bir takım çalışmalarda basamak yanıtlarının veya sistemin davranışının nasıl değiş, değiştiğini göreceğiz. Yani bir nevi zeta omega ve sistem davranışı. Sonuç itibariyle biz kontrolörleri sistemin davranışını etkilemek ve değiştirmek için tasarlıyoruz. Burada bunu matematiksel temeli atılıyor. Ee, bir takım farklı kezleri case case'leri inceledikten sonra, durumları inceledikten sonra ee, diğer taraftan, hadi bu sistemi sabitleyelim, belli bir omega ve zeta alalım, sisteme kutup ekleyelim, üçüncü bir kutup ekleyelim ee, ve sistemin davranışını inceleyelim veya sisteme bir sıfır ekleyelim, sistemin davranışını inceleyelim diyeceğiz. Ee, bunun sonrasında tabi e, birebir kodla interaktif değil de PDF üzerinden hızlıca tartışabileceğimiz ve sizin daha sonra oturup deneyebileceğiniz bir FG opsiyonel şıklarını koydum. E, bu da aslında setting time ile rise time ile aranızı iyileştirmek amacıyla ve bunu da burada bir hatırlatmak amacıyla koydum. Ama ana konumuz bizim bu kısım olacak. Dilerseniz doğrudan başlayalım e, analizlerle e, ilerleyerek gidelim. Şunu run 1 diyelim. Şu aralıkları görmek adına belki şöyle yana alabilirim. Evet. Şimdi e, ilk görevimiz ne? omogeni belli bir aralıkta değiştireceğiz. Ben şimdi bunu omogen vektörü olarak tanımlayacağım. Ve bu omogen vektörünü 0.5'ten 2'ye kadar artıracağım. 05 adımlarla gidelim şimdilik. Daha sonra haliyle bir e, figür oluştursak iyi olur. Ve ee, muhtemelen yan yana çizdirsek de olabilir. Hemen bir subplot oluşturalım. Yan yana olsunlar. Hold on, grid on, her zamanki gibi. X eksenimiz zaman. Bu da çıkış işareti. Herhalde önce impulse. Bunu AX1 diyelim. Eksen 1. Ee, aynısını step için oluşturalım. Ve buna da eksen 2 diyelim. Ve bir for döngüsü oluşturacağız. For döngüsü içerisinde malum... ...omegen vektörünün eleman eleman e, dolaşılması gerekecek. Omegen eşittir. Omegen vektörünün i'inci elemanı. GS dediğimiz şey... HF omega n bölü S artı omega n şeklinde. Transfer fonksiyonumuz birinci dereceden bu şekilde. Omega n bölü S artı omega n dememizin tek sebebi aslında hepsinin biri oturması e, basamak yanıtlarının ki buna göre daha rahat karşılaştırma yapabilmemiz. Yoksa e, bir 1 bölü e, bir 1 omega n dersek 1 bölü S artı omega n olur ve e, omogen işte 0.5'ten 2'ye gittikçe, değeri arttıkça aslında genelde kazanç düşecek ve daha böyle aşağıda e, aşağıya inen basamak yanıtları olacak oturma e, değerleri açısından. Dolayısıyla biz bunu engellemek için omogen bölü s artı omogen ama tabii esas olan s artı omogenin ta kendisi. E, basamak yanıtını elde edelim. Step ys eee Impulse da elde edelim. Bunu impulse diyelim. Y yeah, impulse olsun. Hmm. 10 saniyelik bir vektör oluşturursak herhalde bu zaman vektörünü hepsi için ortak kullanırız. Ve gs, t, t deriz. Bunları istemediğiniz zaman bunların yerine tilde işareti koyabiliyorsunuz. Eğer birazcık e, takıntılıysanız e, hata mesajı almamak açısından e, bu şekilde yapabilirsiniz. E, Gs çarpı daha önceden hatırlarsanız ilk derslerden söylemiştik. Bir türevle çarparsınız şu şekilde size yanıtı verecektir. Hoş birinci, derece, birinci dereceden sistemde hata alır mıyız bakalım. E, daha sonra plot ax1'e t, e, y, yi verelim. İşte, e, şimdilik hı, renk olayını serbest bırakalım şimdilik. E, line bit 2. Belki şey de yazdırmak isteyebiliriz. Display name ile hangisinin hangisi olduğunu yazdırmak isteyebiliriz. E, Omega'nın değerinin num to str ile olduğunu yazdırmış oluruz. Dolayısıyla buraya bir ...Legend Show dersek. Burada bazen... E, ...özellikle raporlar için söylemek gerekirse... ...Location Best derseniz... ...en azından bir şeylerin üstünü kapatacak şekilde değil de... ...boş alana kendini itecek şekilde... ...Legend kendini konumlandıracaktır. Bu da ekstra olarak... E, ...bilgi olarak tutsun. E, bunu da eksen 2ye çizdirdiğimiz zaman... ...şu şekilde... ...evet... ...1-1 diyelim. Ve bu şekilde... Çizimimizi elde ettik. Basamak yanıtımızı elde ettik. Şimdi burada farklı tabii renkler kullanılıyor. Ve her bir rengin neye karşılık geldiği aslında buradan gözüküyor. Fakat ben biraz daha kolaylaştırmak adına şöyle bir şey yapmak istiyorum. Sistem. Sisteme bir renk atamak istiyorum. Bu rengi de aslında 1'e 3'lük bir vektör olarak veriyorsunuz MATLAB'de. Ve şöyle bir opsiyonumuz var bizim. Ee, sıralama fark etmeksizin. Color. Color diyebilirsiniz. Şu şekilde renk belirtebiliyorsunuz. Şöyle yapıp şunu biraz çekersek. dolayısıyla ee, aynı rengi buna da atarsak. Bu Lejant'la da uğraşmamıza çok gerek yok. modu dursun. Peki bu rengi nasıl belirleyeceğiz derseniz. RGB bunlar sıfırla bir arasında. Normalde 0 ile 255 arasında 32 bitlik bir veridir. Hatta bunun 24 24 biti 8 erli kanallar şeklinde RGB'ye ayrılır. Bir de alfa channel vardır, e, transparan e, için. Fakat tabi burada biz şu an 0 ile 1 arasında normalize etmiş durumdayız. Yüzdesel olarak veriyoruz yani bir nevi e, kırmızı, yeşil ve maviyi yüzdesel olarak karıştırmayı e, karıştırma yapabiliyoruz. Mavi'nin tonlarını istiyorsak şu şekilde. Buraya sıfırla bir arasında bir şey girmeliyiz. Ee, ben de genellikle bu tarz grafiklerde bir gradient efekt oluşturmak adına i'yi hatta bunu da normalize etmek amacıyla i'nin maksimum değeri olan length veki, omega n veki kullanırım. Böylelikle i birden başlar ve işte mesela length 10 olsaydı 1 bölü 10, 2 bölü 10, en son 10 bölü 10 olacak şekilde böyle bir e, gradient şeklinde renk gitgide koyulaşır bir hal alacaktır. Tabii hoş burada mavinin tonu gitgide artacak bir daha açık renge doğru gidecek. İlk çizim e, siyah olacak muhtemelen ya da siyah çok yakın bir renk olacak. Çünkü 0 0 0 siyah karşılık geliyor. 1 1 1 de beyaza karşılık geliyor. Ee, böyle bir şey de ekledikten sonra biraz daha görsel olarak bize yardımcı olması için yoksa çok da aslında önemli olduğundan değil. Gördüğünüz üzere bu defa koyu rengin e, yavaş ve bu renk açıldıkça buradan da takip edebiliyorsunuz gradient şeklinde hızlandığını görebiliyoruz şimdi bunu oluşturmuşken Aslında bir şey daha oluşturmak istiyorum O da bunu 3'e çıkarıp bir subplot daha oluşturmak istiyorum üçüncüsü x eksenine sigmayı koyalım y eksenine omega'yı koyalım Title'ına da e, s domain diyebiliriz ax3 deriz burada gridon yapmak istemiyorum şu şekilde ve aslında e, doğrudan çizebiliriz. O yüzden hiç e, şeyle uğraşmayacağım. A 3 eksi omega n sıfır şeklinde e, rengimizi de verebiliriz, line bitimizi de verebiliriz. Şu şekilde kutupları da yerleştirmek istiyorum. Şimdi bu yaptığımla beraber aslında kutupun da nasıl hareket ettiğini. Göstermek istedim burada. E, düzelteceğim şeylerden bir tanesi e, bir s eklemek olacak ax 3e Bu s için işte e, zeta'mız 1 olsun. Diğeri de omega n vek olsun. Bu şekilde verdiğimiz zaman aslında e, şu şekilde daireler göreceğiz. Bilmiyorum ne kadar e, rahat gözüküyor ama aslında burada e, daireler var. Belki şu x limitini de bir de onu oynarsak son olarak. E, x lim x 3 25 ile 0.5 arasında olsun dersek x ekseni'nin zoom'unu değiştirmiş oluruz. Ve biraz daha e, gözüksek şekilde koymuş olur. Şurası orijin, burası omega n e, eğrileri. Birazdan ikinci dereceden sistemde de omega -n eğrileri kullanacağız. E, dolayısıyla aslında gördüğümüz şey kutup e, orijine en yakın iken en koyu renkte ve bu en koyu renkteki yanıtı veriyor. Basamak yanıtıyla impuls yanıtının aslında yavaşlık konusunda çok farklı olmadıklarını, aynı bilgi içerdiklerini görüyoruz. E, dahası e, renk açıldıkça yani biz real eksende sola doğru gittikçe ya da bir başka deyişle bu omega n yörüngelerinde gitgide dışarı doğru gittikçe yani sola doğru gittikçe sistemin çok daha hızlı e, yanıta sürekli haline geçtiğini görebiliyoruz. Yani burada şunu unutmayın biz dinamik sistemlere bakıyoruz ve transfer fonksiyonlarıyla başlangıç koşulu olmayan dinamik sistemlere bakıyoruz dif denklemle ifade edilebilen ee, ve hatırlarsınız belki diferansiyel denklem dersinden bunların bir e, işte zorlanmış çözüm bir de homojen çözüm e, şeklinde farklı çözümleri vardı ve hatta işte anahtar açılmış kapanmış ve yeteri kadar süre geçmiş gibi ifadeler vardı aslında bu ifadeler bizim burada setting time'a dönüşüyor yani biz bir sistemin yeteri kadar bekledikten sonra sürekli hale geçtiğini kabul ediyoruz. Ve bu yeteriyi tanımlarken de %2 veya %5'lik kriterlerde oturduğu nihai değerin işte üstüne ve altına çıkma iznini veriyoruz. Ama onun dışında taşmaması gerekiyor. Yani işte bir yanıt geldi 0.98'den girdi. 0.98 %2'lik olarak biri oturacak bir sistem için artık settling time'in olduğu andır. Buradan sonrası artık sürekli hal kabul edilir. Çünkü bu e, sistemin yanıtı artık çok fazla değişmiyordu. %2 gerçekten de az kabul edilebilecek bir nokta. Dolayısıyla biz böyle bir sistem için örneğin işte 2.11 saniyede e, yerleşiyor veya setting time 2.11 saniye diyebiliyoruz. Öbür taraftan bakın bunun biraz daha sonrasında buna gireceğini işte 3 saniye civarı zaman alacağını böyle böyle gitgide yavaşladığını görebiliyoruz. İstersek bunu biraz daha abartıp 1'e 4'e çıkarıp bir de setting time ekleyebiliriz. Ee, setting time çünkü bizim en çok kullandığımız şey. Overshoot eklenir ama overshoot over e, aslında burada zaten olmadığı çok belli bir. İkincisi buraya henüz overshoot'u katmak e, ihtiyacını hissetmedik açıkçası. O yüzden overshoot bir sonraki e, şeye bırakıldı. Ee, Omega N gittikçe değiştikçe setting time'a ne olacak? Yani bu kalabilir. Bu artık e, settling time olsun. E, ne yapacağım? Zaten elimiz sistem olduğu için e, bir belki TS e, oluşturmak isteyebiliriz. Bunu da Omega N kopyalayabiliriz. şu şekilde. Ve aslında t-s-vec için imc elemanı step info gs nokta stepping time şeklinde gelecektir. Bunu buraya kaydetmiş olalım. Şimdi bunu doğrudan çizersek ee, plotun daha doğrusu for'un dışında o gradient etkiyi yakalayamayabiliriz. O yüzden burada biraz e, araya girip trick kullanıp şöyle bir şey yapabiliriz. Svekin e, daha doğrusu e, omegen vekte de aynı şey olacak. I-1'den I eksi I'ye kadar olan kısmını çizeceğim. Burada da I-1'den eksi I'ye olan kadarını çizeceğim. Yine rengi color vereceğim. Line with. Hocam kontrastı daha iyi olması için blue'dan red'e alabilir miyiz acaba renk değişimine? Tamam alayım birazdan. Ee, şuraya da if diyelim i birden büyükse böyle ufak bir e, tembellik yapayım size. Evet. Ee, neden böyle bir şey yapıyorum? Şu kısmı e, açıklamak gerekirse. Burada yapmaya çalıştığım şey e, iki tane ardışıl nokta seçmek. Fakat e, şu anda bulunduğumu bir öncesinden seçiyorum noktayı. Çünkü e, aslında e, ardışıl nokta seçtiğinizde bir tane eksik kalacak e, geriye gittiğiniz için. Ve i1 bunun gerisi yok, sıfır yok. O yüzden i1'den büyük için yaparsak zaten hem i-1 dahil olmuş olacak hem i dahil olacak. Bakarsanız i 2 için mesela 1 ile 2 arası sonra 2 ile 3, 3 ile 4 en son omega n eksi 1 ile yani length eksi 1 ile length olacaktır. Ve bu şekilde bize setting time'ı çizecektir. Hemen şunu başa alırsak sıfırları da sona alırsak arkadaşımızın isteyeceğine kırmızı hale almış oluruz. Ee, yanlış yazarsak. Evet, bu şekilde olmuş, oldu. Ee, setting time'ın da kendi içinde bir davranış sergilediğini görüyoruz. Belki buraya bir hold on ekleyelim. Ha, grid on, pardon. Bu şekilde. Ee, şimdi tabii görünebilirliği şöyle artıracağım aslında ben. Çok az noktada bunu yaptım. Ee, nokta sayısını artırırsam e, çok daha bariz bir hareket ortaya çıkacaktır. Ben burada tabii 0.5 adımlarla Omega Mechanics'leri tanımladık. Şurada şöyle yapalım. Heh, şöyle yaparsak daha iyi olacak. Tabii ben bunu 01'e çektiğim andan itibaren biraz daha fine bir grid olacaktır, daha sıkı bir grid olacaktır ve değişimimiz biraz daha net belirl belirlenecektir. Belki bir 0 daha atıp iyice abartıp bakalım nasıl bir sonuç elde ediyoruz. Bunu görebiliriz. Evet. Durum bu. Tabii Lejant bu noktada rahatsız edici oluyor. Belki onu kapatabiliriz. Ee, şu şekilde. Bir de bu şey için hmm. Buradaki sampling'i 0.5'te tutsak da olur. Şunun da gerek yok. Evet. Sanırım böyle çok daha net belli oluyor. Ee, birinci dereceden sistem. Birinci dereceden sistemin ile alakalı gösterebileceğimiz şeyler aslında biraz e, bununla sınırlı. E, buradaki tabii ki şu şeyin e, e, setting time çizgisinin çok da random bir şey olmadığı belli, bir ters orantı var, evet. Ama e, aslında bu da e, bilindik bir e, şeye sahip modele sahip. E, 0.5'ten başlıyor bir, şurada bir de bakarsanız 3.91 gibi bir değer olması lazım. 3.91 bölü omega gibi bir e, durum var. Dolayısıyla isterseniz son olarak bu settling time çizgisinin e, üstüne şuraya. Manuel olarak da bildiğimiz setting timei çizelim. Omega n ve k göre 3.91. Bunu biz 4 alacağız ama hani şu an olabildiğine en doğru haliyle omega n ve diyelim. Rengini siyah yapalım. Line width 2 diyelim ve bakalım. Şimdi siyah yapınca. E, tabii üstüne geldi şunu 4 yapıp belki şöyle beyaz yapabiliyor muyuz emin değilim yani zannediyorum ortasından geçtiğini az çok görebiliriz biraz göstermesi zor oldu bu şekilde gradiyenti kaldırsam aslında e, normal plot edersem o zaman daha belirgin olacaktır diye düşünüyorum dışarı alırsak, bu ileri kaldırdığınız andan itibaren belki şunu başa alıp bunu siyah yapıp ee, bunun line width'ini 5 yapıp bununkini 3 yapıp bunun rengini de tam kırmızı yaparsak evet, yani üst üste oldukları son itibariyle gözüküyor. Zoom yaparsak belki daha da yaklaşırız. Bir e, şeyin yani tabii ki çok çok az bir fark var modelde. 3.91, 19, mu, 18 mu, öyle bir şey devam etmesi lazım. küsurat ekledikçe e, bu doğruluk artacaktır tabii. E, dolayısıyla yani setting time'ını biliyoruz. Aslında setting time'ı 3.91 veya tam sayı olsun dediğimiz zaman 4 bölü omega ile bulunuyor. Yani siz 0.5, 4 bölü 0.5'ten bunun yaklaşık 8 saniye civarında settling setting time'ının olacağını öngörebiliyorsunuz. Ve omega değeri 2'ye çıktığında 4 bölü 2'den de yaklaşık 2 saniye kadar bunun düşebileceğini görüyorsunuz. Ve bunun basamak yaratımında da karşılığını gördük. Herhangi bir aşım söz konusu değil. Çünkü birinci dereceden bir sistemden bahsediyoruz. Birinci dereceden sistem reel bir kutba sahip olduğu için ters taplasını alırsanız rahatlıkla da görebilirsiniz. Yani biz aslında bunu ters tablasında alabiliyoruz. Şu şekilde. YT dediğimiz şey i laplas nedir? Omega n bölü s e, çarpı s artı omega n. Bu şekilde. 1 ee, eksi e üzeri eksi omega n çarpı t şeklinde gelecektir. Zaten t'ye 0 sıfır verdiğinizde sıfırdan başlıyor. T'ye sonsuz verdiğinizde bir bölü sonsuz sıfır. Ee, burası komple 1 olarak kalıyor. Bire gideceği belli. Bu sadece ve sadece omega n olduğu için yuk e, yukarıda. Onu alırsanız değişecektir ifade. Ee, bir diğer bilgi ise aslında biz zaten birinci dereceden bir sistemin davranışını... ...basit bir hesap makinesiyle bile analiz edebiliyoruz. Evet. Eksponansiyel e, fonksiyonunun aslında E'nin e, eksi birinci kuvveti 0.36 1'den 0.36 çıkararak elde edeceğimiz için aslında sistemin davranışı bir anda %63 yani ilk sample'da bir anda oturacağı değerin %63'üne çıkıyor zaten. İkinci sample'da %86'ya ulaşmış oluyor. Üçüncü sample'da %95'e %5'lik kriterde 3 bölü omega n'i setting time olarak bu sebepten kullanabilirsiniz. Çünkü 95.02'ye girdiği andan itibaren Birin de üstüne çıkmayacağı için setting time sağlamış oluyor. 4'e e çıkardığımız zaman bunu 98'e giriyor. Bu da bizim yüzde ikilik setting time formülünün geldiği nokta. İşte yüzde 3.91 dediğinizde daha nokta atışı 0.98'i görüyorsunuz. O yüzden de tam anlamıyla 3.91 kullanırsanız doğru olmuş oluyor setting time formülümüz. E, bundan sonrasında zaten anlamını yitiriyor. Yani 5 dediğinizde %99.33, 6 dediğinizde 9975, 60 dediğinizde 1 teknik olarak herhangi bir yüksek sayı girdiğinizde 1'e oturduğunu zaten görebiliyorsunuz. 1'inizden sistem bulabileceğiniz analiz etmesi en kolay, en basit tabii ki sistem. Şimdi burada reel eksendeyiz. O yüzden aşımımız yok. Çünkü ters taplasında da herhangi bir sinüzoidal e, terim de yok. Yani eğer olsaydı o zaman e, osilasyonlardan, aşımdan bahsedebilirdik ama burada öyle bir şey söz konusu değil. Son olarak e, impuls yanıtı için şunu da söyleyebiliriz: impuls yanıtını aslında integralini alırsanız basamak yanıtı oluyor ve e, e, basamak yanıtı hiçbir zaman aşım yapmadığı için impuls yanıtının da negatife düşmediğini görüyorsunuz. Çünkü eğer negatife düşse ters yönde bir etki olacaktır, fazla olduğu için alanı çıkartacaktır. Ama fazlasına asla ulaşmadığı için impuls yanıtı da hiçbir zaman negatife düşmez. Aşım yapmayan sistemler için impuls yanıtı yani aşım yapmayan basamak yanıtlarına sahip sistemler için impuls yanıtı için bunun aynısını söylemek mümkün olacaktır. Ee, evet ve şunu da diyebiliriz ki omega N ne kadar uzaklaşırsa bu bizim birim basamağı o kadar yaklaşacaktır. Gitgide dikleşecek, gitgide girişe benzemeye başlayacaktır. Çünkü setting time'ı gitgide düşecektir. 1 milisaniye olduğu zaman 1 milisaniye bu skalada gözükmeyecek ve dimdik yukarı çıkıp sağa gidiyor olarak göreceğiz basamak yanıtına. Şimdi birinci dereceden sistem için zannediyorum bundan fazlasını söylemek zor. Çünkü zaten bunlar ibaret. Ee, ama burada omega'nın aslında daireler şeklinde oluştuğunu ve biz reel eksende hareket edebildiğimiz için sadece omega e, arttıkça sistemin hızlandığını ve ters orantılı olduğu için setting time'ın düştüğünü. E, bu bir nevi bekleme süresi olduğu için hızla e, ters orantılı. Yani setting time'ın düşmesi, sistemin hızlanması çünkü bekleme süresi azalıyor. Bu anlamda e, yorumlamak lazım. Şimdi gelelim bir sonraki e, analizimize. O da artık ikinci dereceden sistemle alakalı olacak. E, omigen sabit, zeta değişken, ikinci dereceden sistemin Basamak yanıtına bakalım. Bakabileceğimiz şeyleri buradan alalım. Şu şekilde. Belki buna figür 2 diyerek devam etsek iyi olabilir. Şimdi impuls yanıtına burada ihtiyaç duymuyorum. Lejanta ihtiyaç duymayalım. Aslında bunu komple atabiliriz. Şöyle. şekilde. Iııı ee... Böyle kalabilir. Bunu a x 1, a 2, ax 3 yapalım. Yine zaman vektörü e, yeterlidir herhalde. Sonra bakarız. n değerini sabit vermişiz. Omega eşittir 1 diye tanımlayalım. Buraya ise zeta vek eşittir diyelim. Ve bunun için biz 0 ile 1 arasında analiz yapacağız. Şöyle adım sayısında ciddi anlamda. Düşürelim başta. Ee, bir de daha sonra güncelleriz. 1 ile 2 arasında da analiz ederiz. Ee, setting time omega n sabit. Dolayısıyla buraya zeta girecek. Bu da zeta vek olacak. Bu da zeta vek olacak. Şunlar komple zeta vek olacak. Yani. Evet. Ee, daha sonra omega n kare eee S kare 2 çarpı zeta çarpı omega n ve omega n kare şeklinde karşımıza gelecek bu. Bu GSN'in settling time'ı basamak yanıtı impulse'a gerek yok. Ee, Impuls'a gerek yok. a 1 olsun. Ee, tabii bu noktada artık bizim çözümümüz bu değil. Dilerseniz şurada çözümü yazalım. Eksi zeta çarpı omega n. Omega d dediğim şeyde omega n çarpı karekök içerisinde 1 eksi zeta'nın karesi şeklindedir. Bunu isterseniz buradan, isterseniz de şunun root'su üzerinden numerik olarak da hesaplayabilirsiniz. Ee, bu kısmı dediğim gibi kendiniz de bir tur ispatlasanız iyi olur. Zeta ve omega n varsa eğer bu bir polinomsa, şu aşağıda gösteriyorum hemen. E, S kare artı 2 çarpı zeta omega n çarpı S artı omega n kare eşittir. Işte. Sıfırı çözüyorsunuz aslında polinomun köklerini araştırıyorsunuz. E, polinomun köklerini araştırırken eksi b e, artı eksi kare kök içerisinde b kare eksi 4 ac'dir. b kare eksi 4 ac dediğiniz şey 2 z omega karesi eksi 4 çarpı omega karedir. Çünkü a 1. Bölü 2a'dır yani bölü 2'dir şu şekilde. Ee, dolayısıyla aslında zaten şurayı açtığınız zaman 4 zeta kare omega n kare gelecektir. Ve buradaki tüm dörtleri dışarı çıkarırsanız kökün dışına 2 olarak çıkar. Paydadaki 2 gider. Bu 2 de gider. Dolayısıyla bu şekli elde edersiniz. Buradan omega n kare ile çıkarmak mümkün. Bu da eksi 1 çarpı omega n olarak dışarı çıkacaktır. Burayı eksi 1 ile çarparsanız 1 eksi zeta kare çarpı i ya da şuraya koyarsak 1 i çarpı bu olmuş olacaktır. Ee, dolayısıyla geriye bir şey kalmadı. Ben zaten şunu tanımladım. Sigma dediğim bakınız yukarıda da gösteriyor. Eksi zeta omega n. karekök ee, kare kök ve omega n ile çarptığım şu kısımsa omega d. Yani damped frequency, natural frequency, doğal frekans, sönümlü frekans, sönüm oranı zeta. Sigma ise reel kısmı. Yani kartezyen koordinatlarda şu verilen ifade burada PDF'te verilen şu ifadenin aslında çözümünü bilmekte fayda var. Çünkü bunları kullanarak istediğimiz gibi bunların üzerinden yorum yapabiliyoruz. Örneğin en basitinden şunu yapabiliyoruz. Eğer bu çözümse o zaman mutlak S'in ne olduğunu e, analiz ederken şunu görüyoruz. Reel kısmın karesi zeta kare omega kare yapar artı imajiner kısmın karesi Kare kök gider. Omega n kare yapar. Bunu açtığımız zaman omega n kare eksi zeta kare omega n kare elde edersiniz. Ve aslında zeta kare omega n kare terimi zaten vardır. Dolayısıyla bunlar birbirine götürür. Bunun da kare kökü var tabii en son. Onu yazmadık. En son bunun kare kökü var. Realin karesi artı imajinin karesinin kare kökü. Dolayısıyla burası omega n yapar. Şimdi sigma ve j omega olarak yazdığımızda sigma'nın karesi artı e, omega'nın karesi eşittir. Omega n kare gibi bir denklem karşımıza çıkar. S domeninde. E, bu aslında e, merkezi orijin olan, yarıçapı çapı omega, on, omega n olan bir daire ifade eder. Bu sebepten aslında biz omega n'i birinci dereceden sistemde bile, omega n'i aslında orijinden olan orijinden çizilen omega n yarıçaplı bir daire olarak görüyoruz. E, bu yüzden e, aslında önemli. Çünkü bu sistemde de ikinci dereceden sistemde de yine omega n daireleri bizim için anlam ifade edecek. Yani doğal frekans e, S domeninde kutupsal gösterimdeki omega n yarı çaplı dairelere karşılık düşüyor. Bir diğer merak edebileceğimiz konu kutupsal demişken argüman S ya da S'in açısı. E, bu da arktanjant ile hesaplanacaktır. Şu şekilde. Buna da biliyorsunuz ki, imajiner ve e, reel kısmının oranının arctanjantıdır. E, burada da karşımıza ne çıkıyor? Aslında omega nlerin e, hem pay pi, hem payda bulunmasından dolayı birbirine götürmesi. Dahası, bu teta olmak üzere aslında kosinüs teta dediğiniz şeyin ee, dikkat ederseniz bunun karesi 1 eksi zeta kare. Bu da zeta kare. Demek ki hipotenüsümüz aslında 1. Bu bir dik üçgen. Bir kenarı kök 1 eksi zeta kare. Diğer kenarı zeta. Bunların kareleri toplamının karekökü 1 yapıyor. Dolayısıyla kosinüs teta dediğiniz şey doğrudan zeta'yı veriyor. Bu da bize şunu söylüyor. Ee, aslında argüman S zeta sabit ise Teta'yı sabitliyor. Yani açıyı sabitliyor. Karşımıza ne çıkar? Açı sabit olursa ya da tanjantı sabit çıkarsa eğim sabittir. Yani bir doğrudan bahsediyoruzdur. Ee, ve aslında bu açı arttıkça zeta'nın azalacağı, burada bir böyle bir ters orantının olacağı da kosinüsü olmasından kaynaklı karşımıza çıkıyor. Kosinüs 90 biliyorsunuz sıfırdır. Tam jiyomiga ekseninde kestiği noktaya karşılık gelir ve sönümsüz olduğu duruma karşılık düşer. Oysa e, sıfır derecede de 1'dir. O da real eksene karşılık düşer. Bu ikisi arasında zeta sıfırla 1 arasında oynar. Ve tanjant teta'dan hesaplayacağınız eğimli bir doğru ile gösterilir. Bunun bir de simetriği var tabii ki kompleks eşlenik olacağı için. E, aşağıda bir de bunun simetriği olacaktır. Dolayısıyla siz bir ikinci dereceden polinomun kökünü S domeninde Kartezyen koordinatlarda sigma omega, e, sigma artı eksi j omega d ile gösterirsiniz. Ama aynı zamanda kutupsal koordinatlara geçiş yaparsanız aslında buradaki teta ile çizdiğiniz zeta eğrilerini ve o orijinden çizilmiş omega yarıçaplı daireleri kesiştirerek aynı çözümü e, ifade etmiş olursunuz ve oradaki açı teta ve eksi teta olacaktır. E, e, dolayısıyla bu kutupsal gösterimi bilmek, zeta'nın doğrusal olarak geleceğini görmek, omega n ile kesiştirdiğimizde bizim çözümümüzü vereceğini, bunun kutuplarını vereceğini bilmek oldukça önemli. Çünkü bizim zeta sönüm oranı dediğimiz şey, aslında basit bir sarkaç sisteminin üzerinden örneklendirilen bir konu. Sürtünmesi zeta'ya karşı düşecek şekilde sarkaç sistemini düşünüyorsunuz. Bu sarkaç sistemini belli bir yükseklikten bıraktığınızda, Sarkaç'ın şöyle bir hareketi vardır. En son enerjisi tükenince e, denge noktası e, düz bir şekilde aşağıdır ve denge noktasına gelir. Şimdi zeta'nın sönüm oranının sıfır olması demek hiçbir sürtünmenin olmadığı durum demektir. Dolayısıyla kinetik potansiyel enerji dönüşümü kayıpsız olacağı için sonsuza kadar bu şekilde osilasyon yapar. İşte biz bu davranışa marjinal kararlılık diyoruz. Çünkü en azından enerji harcamasa da, e, sabit bir sınırlandırılabilir aralıkta çalışıyor. Yani en azından artmıyor osilasyonlar. O zaman artsaydı sistem kararsız olacaktı. Artmadığı için atıyorum orijinal yükseklik neyse o kaldığı için macina kararlı kabul edilebiliyor. E, birazcık sönüm olması durumunda her e, sarkaçın salınımı esnasında enerji kaybı meydana gelecektir. Ve gitgide gitgide çok yavaş da olsa osilasyonlar küçülüp en son denge noktasında duracaktır. Önemli olan belli bir sürtünmenin olması. Yani belli bir zeta oranının olması. Zeta'nın bir olması durumu kinetik potansiyel enerji dönüşümünü öyle bir ayarlıyor ki tam denge noktasında duruyor tek defada. Sağ tarafa geçiş yapmadan. Bu oldukça kritik bir nokta. Tam zeta burada birdir. Bu aralıktadır. Zeta tam bir olduğu zaman dediğimiz gibi öyle bir ayarlar ki enerjisini tam denge noktasına gelir. Zeta'nın birden büyük olması ise aşırı sönümlü ve aşırı sürtünmeli anlamına gelir. Bu durumda aslında varması gereken süreden çok daha geç varır. Çünkü sürtünmeye e, maruz kalır. Fazla sürtünmeye maruz kalır. Çok daha yavaş hareket eder. Ama eninde sonunda tabii ki bu sistem hep denge noktasına varacaktır. Bu yüzden e, zeta düşünülürken bir sistemin davranışını düşünürken genellikle bunu göz önünde bulundururuz. Şimdi birazdan yapacağımız çizimlerle de bunu doğrulayacağız. dolayısıyla zeta'yı aldık. Belli bir renk belirledik. İkinci dereceden transfer fonksiyonu tanımladık. İmajiner ve reel kısımlarını çözümün aslında hesapladık. Diğer taraftan setting time'ı da bulduk. Basamak yanıtını bulduk burada lazım olacaktı çünkü eksi sigma daha doğrusu sigma'nın ta kendisi omega d koordinatlarına bunu çizmemiz gerekir ee, şuraya ise zeta bir vektördü zeta omega n şeklinde sıralamamızı koyabiliriz eksen için herhangi bir şey yapmamıza gerek yok ee, şimdilik şuna da bakmayalım ee, zannediyorum Evet bir yanlışımız varsa birazdan görür zaten ee, Ram 1 diyerek yanlış şey çalıştırdım ee, varmış ee, hı, 1 2 demişiz buraya 1 3 diyeceğiz tabii ki Ee, şurası AX2. Şurası AX3. Bu da AX2 ile alakalı. Bu da AX2 ile alakalı. Bu da AX3 ile alakalı. Evet. Evet grafimize bakalım. Ee, Omega'yı bir seçtik. Zeta'yı bu seçtik. Neden ee, eksen sınırlanması böyle bir şey oldu? Evet Hmm, aslında evet. Ee, bir burada bir de eksi omega t'de olacak. Biz kendimiz çizdiğimiz için sadece pozitif e, yarı kısmını çizmiş olduk. Böyle istersek grafiği tamamlayacağız bu anlamda. Ee, evet. Son olarak bir daha kontrol edelim. Settling time alıyoruz. 2 zeta omega n. Tamam. Ha, tabii bu zetaya göre çizilmesi doğru bir şey mi bir tartışma konusu. Evet. Şimdi öncelikle yanıta bakıyoruz ve yanıtta bahsettiğim e, sarkaç örneği karşımıza çıkıyor. Zeta'nın sıfır olduğu değer aslında tam olarak şu en koyu gördüğünüz değer. Bu da tam bir sinüs dalgası olarak karşımıza çıkıyor. Yani sönümlenmeyen, asla değişmeyen e, bir pozitif tarafa bir negatif tarafa aynı yüksekliğe çıkıp duran bir sarkaç düşünebilirsiniz osilasyonlu sürtünme sıfır zetamız sıfır 90 derece Teta ve 90 sıfır şimdi set setting time'a daha sonra bakarız birazcık e, değiştiği zaman mesela 02 olduğu zaman artık e, orijinali kadar e, değil mi bir salınımda pik yapmıyor ...salınımların gitgide genlikleri ufalmaya başlıyor. Çünkü yolculuk esnasında sürtünmeye enerji harcanıyor. Ve eskisi gibi kinetik enerji aynı potansiyel enerjiye karşılık düşmüyor. Çünkü enerji tüketiyoruz. Ee, ve bu bu şekilde devam ediyor. Ta ki e, bir e, nokta geliyor ve aşım yapmadan şurada tam anlamıyla oturuyor. En son değerimiz çünkü bu. Aşım yapmadan tam gitmesi gereken yere gidiyor. Salınım yapmıyor. Dolayısıyla bu da kritik sönümü kısma karşılık düşüyor. Şimdi tabii bizim setting time'ımız aslında doğrudan zeta ile ilintili değil. Burada ne kadar n yazsa da aslında bu e, n de değil. E, burada bizim reel kısmımız yine sigma ile ilintili olacak. Şöyle da yapabiliriz. E, bu sebepten dolayı buraya bir omega n getirmek durumundayım. Bu şekilde. E... Evet aslında bunun haricinde gördüğümüz şey şu bu e, zoom'u biraz değiştirsek zannediyorum daha iyi olacak. E, en azından 1.2'ye alalım. ya da 1.5 alalım ee, y limitinde alalım bu şekilde bakınız buradaki yarı çap tam olarak 1 ve e, her defasında farklı bir zeta ile biz bu yarı çapı kesiyoruz ama tüm bu sistemi bu aileyi tanımlamak için bir tane omega n yani omega'nın 1 olduğu durum bir de aradaki kullandığımız zeta değerlerini kullanarak ifade edebiliyoruz ve her biri birbirine karşılık düşüyor Şimdi biraz nokta sayısını arttıralım ee, şurada sıfır nokta çekelim mesela biraz daha fazla e, örnekle çalışalım Gördüğümüz üzere e, grafik birazcık daha değişti setting time için burada daha fazla nokta aldık ve bu arada daha fazla boşluk doldurduk e, biraz daha düşürelim Şu şekilde yapalım. Ve artık bu noktada aslında bu aranın kapandığını ve buraya nasıl dönüştüğünü e, çok rahatlıkla görebiliyoruz. Burada da aslında şeyin eksi kalmadığını görmüş durumdayız. E, belki şurada artık bu noktada eski de kapatmak mantıklı olacaktır. Böylelikle daha rahat göreceğiz. Tam bir daireyi dolduracak şekilde devam ediyor. Tabii şurada şeyi görüyorsunuz. Yani tabii açı dönüşümü olduğu için buraya ulaşmak için daha fazla nokta gerekiyor. Buradan daha sık başlayıp daha aralıklı hale geliyor açı. Ee, ve buradaki işte boşlukları birazcık daha bile doldurabiliriz zannediyorum. Bir 0.5 atarsak daha da fazla birleşeceklerdir. Artık son noktaya geldik gibi. Ee, gördüğünüz üzere osilasyonu e, aşımı dolayısıyla zeta'ya bağlayacağız. Çünkü omega n sabitken Zeta e, sıfırdan 1'e doğru giderken e, gördüğünüz üzere yüzde yüz aşımdan yüzde sıfır aşıma doğru bir gidişat var. Tabi bunu modellemek böyle doğrudan bir doğru orantıyla veya ters orantıyla olmayacak. Orada logaritmalar girecek devreye. O dediğim gibi e, formülü gördüğümüz zaman konuşacağımız bir konu. Ama şu an için şu temel bağlantıyı kurmamız yeterli. Eğer zeta artıyorsa, sönüm artıyorsa daha sönümlü olacaktır sürtünme artıyordur. Dolayısıyla osilasyonlar azalacaktır. Bir noktadan sonra zaten osilasyonlar e, sıfıra doğru gidiyor. Şimdi aşımla alakalı bağıntımız bu. Yarıçapın e, yarı çapın üstündeyiz. Sol yarı düzlemde olduğumuzda da dikkat edin. Zeta ve omega n pozitif olduğu sürece bu kökler her zaman sol yarım çemberin üstünde zetanı kestiği noktalarda sol yarı düzlemde kalacak şekilde olacaktır. Yani kararlı olacaktır. Biz zeta ve omega'nın reel ve pozitif olduğu sürece bu kararlı mı değil mi diye bakmamıza gerek yok. Tabii zeta 0 1 aralığındayken özellikle. Şimdi şu sağdaki grafiğe bakarsak bu yine aslında benzer bir durum karşımıza çıkıyor. Nedir bu benzer durum? Ee, bir önceki gibi aslında bir settling time hesabı yapılabilir. Bu settling time formülünü de şurada açmak gerekirse ee, şuraya yalnız sadece omega n ve zeta'nın çarpımı gelmek durumunda. Reel kısmı önemli İşin özeti. Reel eksende kestiğimiz değer önemli. Omega n vek diyelim. Ee, evet böyle daha doğru. Ben zeta vek pardon. Bu şekilde. Yine gördüğünüz üzere üst üste çıktılar. 3.91 dediğimizde biz yine bunu da 4 alırız muhtemelen. E, tam yuvarlak olması açısından. Dolayısıyla setting timeımızı yine hiçbir şey değişmedi. Tabii e, öncesine göre değişen bir şeyler var. Yani özellikle çok osilasyonlu olduğu durumda gerçekten setting time'ı doğru belirliyoruz. Ama şuraya baktığınız zaman ufak tefek farklılıklar, böyle non inerlikler oluyor. Ama biz bunları genellikle ihmal ediyoruz. İhmal etmemizin sebebi e, aslında bu setting time formülünün birebir kalması gerekiyor. Birebirden kastımız da şu. Bir zeta omega değerine bir setting time değeri düşmesi lazım. Böyle olursa biz bunun tersinden de yaklaşabiliriz. Yani setting time'ı 4 saniye olacak şekilde zeta omega seçebiliriz. Veya zeta omega yerine yazarız. Setting time'a bakabiliriz. Bu bağlantı, bu bağlantının bu şekilde kalması bizim için önemli. Ve açıkçası şu kadarcık fark. E, hele ki bundan inerlik o en fazla göz ardı edilebilir. Çünkü gerçekte sistemlerde zaten e, noise yani gürültü e, ve birçok faktör ölçümünüzü tam sayı falan zaten yapmayacaktır hiçbir zaman. E, alacağınız ölçümü bir daha almanız numerik olarak bile e, bir istatistiki duruma tabi. Dolayısıyla e, zaten biz doğruluğu belli çerçevede kullanıyoruz. Dersin kapsamında teorik tasarımlar esnasında tabii ki tam 3 çıkar tam 4 çıkar gibi gerçekçi olmayan cümleler kuracağız. Ee, dolayısıyla zeta 0-1 aralığındayken vaziyet bu. Ve biz genellikle bu tasarımı hedefleyeceğiz. Çünkü bize verilen tasarımda genellikle belli bir zeta ya da daha doğrusu belli bir aşım ve belli bir setting time verilecek. Bu noktadan sonra zaten o overdamp dediğimiz aşırı sönümlü ve yavaşlayan kısmı birazdan grafiğini göreceğiz. Ee, tasarım için çok fazla uygun olmayacak. Çünkü kritik sönümlünün e, durumu varken, kritik sönümlü durum kullanmak varken neden... Çok daha yavaş bir e, over overdamp bir çözüme gidelim. E, bu oldukça tartışılır. Hele ki onun için herhangi bir formülümüzün olmaması. Aşırı sönümlü sistemler için elimizde e, setting time overshoot formülleri geçerliliğini yitiriyor. E, setting time zeta 1 içinde yitiriyor esasen. Şurada bir yerde ve setting time'ın daha doğru çalıştığı noktalar var. Bakın şurada artık yavaş yavaş e, doğruluğunu yitiriyor. Dolayısıyla e, 0-1 arasında biz genellikle hedefliyoruz tasarımlarımızı aşımlı istiyorsak özellikle. E, ee, gelelim. Gelelim. E, ee, bu aralığın farklı bir versiyonuna. O da 1 ile kaç demişiz? 2. Bir de 1 ile 2 arasında çizdirelim. Tabii. Öncelikle problemlerden bir tanesi artık çözümümüzün bu şekilde çıkmaması tabii ki. Yani sigma ve omega d hesabından ötürü bize kızıyor. Çünkü en son hesapladığı sigma buyken omega d imajiner. Omega n dediğimiz değer ne kadar reel gibi dursa da omega d'ye geçiş yaptığımızda imajiner. Neden? Çünkü burada karekök içerisinde hesap yaparken 1-z kare olarak hesap yaptık. Oysa z e kare eksi 1 olmalı. Çünkü zeta 1'in üstüne çıktı. Bu sebepten ötürü aslında yapabileceğimiz şey şöyle ufak bir if kullanmak aslında. Ee, ya da birazcık daha tembellik yaparsanız belki e, birini eksi çarpı 1 i öbüründe artı çarpı 1 i desek herhalde kurtarabiliriz gibi düşünüyorum bakalım. Heh. Tabii bir de 1.0 dersek daha iyi olacaktır tabii. Evet. Evet. Hmm. Tabi burada şunu yapmamız gerekiyor, bu limitlemeyi en azından kaldıralım çünkü bu limitler de geçerli değil artık. Daha doğru oldu, evet. Ee, setting time konusunda zaten dediğim gibi yani modelimiz doğru çalışmıyor ve setting time zaten artıyor artık bu noktadan sonra. O yüzden şu e, çizimimizi kaldırabiliriz, bu geçerli de değil. Ne kaldı geriye? Böyle bir grafik ve böyle bir yanıt. Şimdi gördüğünüz üzere siyah kısım kritik sönümlü kısımdan başlıyor aslında ve gitgide rengi açıldıkça overdamp çözümün nasıl bir davranış sergilediğini görüyoruz. Baktığınızda birinci dereceden sistem davranışına çok benzer bir davranış geldi overdamp'te. Critical damp'te de o şekilde. Kritik sönümlü veya aşırı sönümlü de. Ee, ama kutup dağılımı birazcık problemli. Çünkü sadece omega n dediğimiz yer burası. Ve yani geri kalan zeta ile vesaire ile hiçbir alakası yok. Ee, şöyle ki şurayı eğer alırsak. Buraya bir omega'nın e, birden geçtiği critical damp nokta. Şurası iken kritik sönüm nokta. E, yani zeta birden büyük olduğu için zaten reel eksende kalıyoruz. Bir de aslında zaten hiçbir e, aşırı sönümlü e, yanıt e, bu omega n e, dairesiyle alakalı değil. Çünkü e, az önce yaptığım trikten de anlayacağınız üzere, aslında bizim imajinere gitmesi gereken kısım artık reel orta noktadan sağa ve sola götürecek şekilde birinden ekliyor, birini ekliyor, birinden çıkarıyorsunuz ki böylelikle çözümü elde ediyorsunuz. Bu durum zaten aslında bozan temel faktör. Çünkü aslında iki tane reel kutup var delta büyüktür sıfır için geçerli bir durumdayız aslında. Ama bu nedense istediğimiz bir durum değil çok fazla. Yani hoş gerçi kırmızıya gittikçe yavaş yavaş artık zaten ikinci dereceden sistem olma özelliğini yitirmeye başlıyor. Çünkü en son şu çizdiğimiz çözüm aslında daha çok şu kutbun tek başına davranışına yakınsamaya başlıyor. Ve bir başka tehlike daha görüyorsunuz. Kök eğrisi grafiği gibi düşünürseniz bunu. Sonuçta bu da hareketini gösteriyor kutupları. Bu kutuplar dışarı doğru gidiyorlar. Biri sağa biri sola gidiyor. Yani sisteminizde bir çok hızlı bir kutup bir de çok yavaş bir kutup oluşmaya başlıyor. Aşırı sönümlülüğün istenme işinin sebebi bu. Bir taraftan çok hızlı bir başlıyor mesela e, bunun etkisi geçtikten sonra çok yavaş bir şekilde davranıyor. Yani dolayısıyla e, burada mesela bu aranın çok yavaş açıldığını sonradan daha da yavaşladığını görüyorsunuz. Bu çok yani bizim alışkın olduğumuz bir e, davranış şekli değil. Kaldı ki bir başka tehlike bu Zeta'nın gene fazla büyümesiyle aslında kararlılık problemi oluşabilir. Yani biz burada tabii 2'ye kadar çıkmışız. 4'e çıkalım mesela. Daha fazla sağa gitti. Daha problemli bir noktaya geliyoruz. 5'e çıkalım. Hala orijine ulaşmadık. 6 yavaş gidiyorum. Çok çok yaklaşmış olmamız lazım. Ya da 0.1 gibi bir nokta var. 7. Tabii artık 7 sönüm oranı da gayet normal. Gerçi buradan çıkmayabilir mi? Bakalım. formun geliş şekli e, kararlılık problemi oluşturmuyor mu diyeceğim ama mantıken oluşturması lazımdı bir noktada. Orijine daha hala e, varmadık. E, yani 12 gibi büyük değerler deneyelim ama öyle gözüküyor ki ne olursa olsun aşırı aşırı yaklaşsa da hiçbir zaman ulaşmıyor gibi. Ama neredeyse orijine geldik ve neredeyse rampa şeklindeki bir yanıta doğru gidiyoruz. Dolayısıyla belki e, birazcık daha zorlarsak yani artık 12 değil de 20 gibi bir şey zorlarsak rampa yanıtını alacağız gibi. Evet. Gitgide rampaya dönüşen, gitgide aşırı yavaşlayan bir yanıt elde ediyoruz. Formülün gelişinden kaynaklı zannediyorum. Hiçbir zaman tam sıfıra oturmuyor olsa gerek. E, çünkü yani mantıken zeta'nın sıfıra ulaşmaması normal olabilir. Evet. E, dolayısıyla sistem. Set tam açısından zaten gördüğünüz üzere yani 100 saniyelere gitgide yavaşlayacak şekilde geliyor ve artık bu noktada yani şu uzaktaki kutbun çok bir fonksiyonu kalmış değil. Bunu da söyleyebiliriz rahatlıkla. Bu tabii ki zeta'nın değiştiği durumdu. Yani burada biz zeta'yı e, değiştirdik. İki farklı aralıkta zeta kullandık. Şimdi bir de omega'yı değiştirelim ve bunu farklı zetalar için yapalım. Ee... Bu şekilde bunu da belki olabilir. Evet. Hmm. Ben ne diyorum artık setting time'ı çizmekten ziyade bu verilen farklı iki değeri belki tekrarlayabiliriz. Şöyle ikiye iki yapabiliriz belki. 3-4 içinde yine aynı bir yolu izleyip e, omega'nın bir vektör olduğu durumdan bahsediyoruz. Omega vektör zeta ise 1. E, Zeta'nın 1 olduğu, 0-5 olduğu durumları inceleyeceğiz. Tamam. E, dolayısıyla Omegen aralığı ne demişiz? 0.5'e 4. Ee, sanki 10 saniye iyi gibi. Evet. Ee, TS'ye ihtiyaç yok. Neyse evet, tamam. Omega en vek. Omega en veriyor. Rengimiz var. Omega en zeta. şöyle bir tanesi eksi olacak sıfıra gerek yok TSV yok bu şekilde elde ediyoruz sanırım evet şunlara 3 ve 4 diyelim. Şu şekilde. Bunu da 0.5'e çekip Zannediyorum şu yanlış yerde. Şunları düzeltmemiz lazım. Evet, burayı zoomlayalım. Nokta sayısını da hali hazırda artırabiliriz gibi geliyor bana artık. Bu şekilde en azından. Evet, bu şekilde daha net görebiliyoruz. Şimdi. Yaptığımız şey şu. Zeta 1 ise omega n artıyorsa ne oluyor? Ee, gördüğünüz gibi aslında yarı çap gitgide artıyor. Ve e, belki şunun için S çizmemek daha da doğru bir seçim olacak. Gördüğünüz üzere Zeta 1 olduğu için reel eksende hareket ediyoruz. Ve sanki bir dereceden bir sistemmiş gibi hareket ediyoruz aslında. Ve sola gittikçe sistemin daha hızlı yanıt verdiğini, daha çabuk oturduğunu, daha kısa süre içerisinde oturduğunu, dolayısıyla setting time'ın azaldığını, hızlandığını görebiliyoruz. Ve bu aslında tamamen reel kısımla setting time'ın alakalı olmasından gelen bir durum. Zeta çarpı omega n arttığı için, zeta da sabit olduğu için omega n arttığı için artıyor. Mesela burada da baktığımız zaman yine bu zeta omega n e, çarpımı reel kısım artmış oluyor. Reel eksende sola doğru ilerliyoruz. Bu sola doğru ilerleme olduğu sürece hızlanma olacaktır. Çünkü 4 bölü sigma diyoruz, 4 bölü zeta omega n diyoruz. Bu da bizim e, hızlanmamız, settling timeın küçülmesi anlamına geliyor. Burada tabii şunu da görmek çok güzel bence. Tepe noktaları e, davranış açısından değişmiyor ve tepe noktaları tam bir Yatay eksende hizalı durumda. Bunun sebebi zeta ile belli bir sönüm oranının olması ve bu zetanın sabit olması. Dolayısıyla osilasyonların hep e, tepe noktaları aslında yan yana. Sadece doğal frekansı siz artırdıkça e, dalganın işte periyodu değişiyor. Dolayısıyla bu davranış biraz daha e, yavaşlıyor veya hızlanıyor diyebiliriz gittiğimiz yöne göre. Ve şurada aslında kırmızıyla oluşan nihai yanıt sadece ve sadece omega n tarafından böyle eksende birazcık e, esnetilmiş oluyor diyebiliriz. Yoksa davranış tipi olarak davranış tipi asla değişmiyor. Yani omega n aslında burada doğal frekans denmesinin sebebi tamamen o sinüzoidal terimin frekansını etkiliyor olması. Yoksa şekle belir şekli belirleyen, davranışı asıl domine eden şey buradaki zeta. Zeta neyse davranışı o belirliyor. Yoksa onun haricinde belirlenen kısım sadece ve sadece doğal frekansla hızı olmuş oluyor. Çünkü bu ikisinin çarpımıyla hız belirleniyor. Farklı değerlerde alınabilir. Mesela işte 0.2 0 gibi düşük bir değer de alınabilir. Şuradaki için gördüğünüz üzere yine davranış Tamamen aynı. Yani burada sanki 3D efektmiş gibi görünüyor biraz üçüncü boyuta geçmek üzereyiz. Ama bu aslında kaydırıldığı için açısal olarak sanki böyle bir üç boyutluymuş gibi duruyor. Hepsinin yanıtının aslında neredeyse tepe çukur sayısı tamamen aynı diyebiliriz. Ama sadece sadece bu e, omega'n artıyor ve dolayısıyla sistem işte hızlanıyor. Aslında şu yavaştan gelip hızlıya gidiyoruz. Ee, ve yanıtımız bu şekilde değişiyor. Bu da bize aslında zeta'yı sabitlediğimize istediğimiz gibi aşımı sabitleyebiliriz. Önemli olan daha sonra setting time bazlı omega karar vermek dedirttiriyor açıkçası. Çünkü davranış olarak bunu e, görebiliyoruz burada. İkinci dereceden bir sistemin birinci dereceden sistemin davranışlarını bu noktaya kadar inceledik. Ve bu kısım oldukça önemli. Sizlerin de bu yorumların bazılarını e, kendi başınıza yapabilmeniz sisteme bakınca zetasının yüksek mi düşük mü olduğunu anlamaya çalışmanız e, gerekiyor. Bunu yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi asıl mevzu ise buraya kadar birinci dereceden ve ikinci dereceden tasarım yapmak için aslında bunların kullanılabileceğini göstermiş olduk biraz. Çünkü biz burada tabii ki bir sistemin zeta ve şöyleyse böyle davranırdan ziyade bu sistem şu kadar aşım yapsın, şu kadar saniye içinde otursun ...veya sistemin rise time'ı şu olsun, peak time'ı şu olsun gibi tanımlardan zeta'ya dönüştüreceğiz. Bu zeta'dan ve omega n'den, yani zeta ve omega dönüştüreceğiz bu tanımları. Bu tanımlardan da e, yola çıkarak tasarıma gideceğiz. Fakat bazen öyle durumlar olur ki, e, yani ister doğadaki sistemler olsun... ...ister birçok bizim e, ders kapsamında inceleyeceğimiz sistem olsun... Aslında ikinci dereceden ile sınırlı değildir. Yani birçok model çok yüksek dereceli sistemler olarak karşımıza çıkar bile. Ama biz en azından 3'e çıkarken ne olduğuna bakalım. Çünkü bu ikinci dereceden bir transfer fonksiyon. Biz şimdi buna bir kutup ekleyelim ve bu kutbu eklediğimiz yere göre de davranışına bakalım. Aslında şu an yapacağımız şey bir sonraki adımda kontrolör tasarımını ciddi anlamda etkileyen bir adım. Buradan eğer mantıklı bir şey bizim için bir yol görünürse, bu zeta ve omegenle öğreneceğimiz şeylerle üçüncü dereceden sistemlere veya sıfırı olan sistemlere de uygulama imkanımız olabilir. Burada aslında bulmaya çalışacağımız şey tam olarak bu. Şimdi burada e, zannediyorum iki tane yeterli. E, yan yana olsalar Yeterli. Omega n'imiz bir değer ama burada zannediyorum artık p vek dediğimiz p vektörü 2 ve 10 arasında mesela olacak. Dolayısıyla şunu 2 diyelim. Birer birer artsın 10'a kadar. E, belli bir omega n ve zeta değerimiz var. Bu da aslında ikinci dereceden kutuplarımızı bir koyduk anlamına geliyor. Omega n'imiz 0.5 zeta'mız 0.5. Şu şekilde. Evet. Burada artık esas mevzu p-vek'le uğraşmak olacak. Ee, evet. P diyelim biz buna. Renk konusunda bir şey değiştirmeyelim. gs artık bu çarpı tf p bölü s artı p. Ee, tabii sigma omega n e, omega d bunlar aynen kalıyor. Biz basamak yanıtını elde ediyoruz ve çizdiriyoruz. Ee, kutuplarımız bu noktada bu noktada ve ayrıca aslında eksi p'ye sıfır noktasında bunu p'si map ile de çizdirebilirdik bu arada. Ee, kutupları çizdirdik. Basamak yanıtını çizdirdik. Evet zannediyorum şurada da evet dersek hey en hmm. ne herhalde kurtarması lazım en kötü bir sort işlemi gerekebilir oraya. Evet. Ee, esasen bunu bir de ikiye ikiye çekebiliriz tekrar. Ve bunun tamamını bir de şurası için tekrar edebiliriz. Evet. Bir diğer aralık da dedik. Bir diğer aralık da 0.1'e 0.5. 0.1'e 0.5. Bunlar da 4. eksen. Bakıyoruz. Evet. Bunu da çizdirelim. Heh, pardon, şunları iki yapmamışız. Evet, zannediyorum bu şekilde. Ee... Simülasyon süremizi belki bir 20 saniye arttırmak da fayda olabilir. Evet. Ee, birazcık da aralıkları tabii sıklaştıralım. Bu şekilde. Ve durumumuz bu. Ee, evet. Öncelikle şunu belirtmeliyim. Şurada bizim e, ikinci dereceden sistemin kutup çifti var. Ve e, esasen tek başına davransaydı biz e, aslında buradaki yanıtı görecektik az çok. E, belli bir mesafe uzakta. Ki bu reel kısmı sigma zannediyorum 0.25 olsa gerek. Eksi 0.25. Dolayısıyla eksi 0.25 ile eksi 2'yi oranladığımız zaman 8 kat gibi bir durum söz konusu zannediyorum. Şimdi eğer biz eklediğimiz kutbu e, bu şekilde 8 katından itibaren uzaklığa eklersek gördüğünüz üzere e, ufak tefek değişimler var. Yok değil yani. Ama ne aşım konusunda ne setting time konusunda e, çok kayda değer bir değişim rakamsal olarak ortaya çıkmayacaktır. Şekilsel olarak da davranışı Böyle bir zarf şeklinde e, ve e, aslında orijinalinden çok da kötü olmayacak şekilde karşımıza çıkıyor. Bu durum aslında daha yakın bir bölgede 05'e 01'de biz bu kutupları yerleştirdiğimizde tamamen bozuluyor. Çünkü sistemin davranışında olan aşım değişti. Sistemin her bir e, noktasında veya her bir eklediğimiz noktada aşım apayrı etkileniyor bundan. Ve e, görünen o ki setting time konusunda da bir şey demek zor. Çünkü bu sistem örneğin çoktan oturmuşken öbür sistem çok çok daha yavaş. Zaten şu noktada şuradan e, bu sağ tarafta aslında sistemin davranışının bu e, ikinci dereceden sistem davranışıyla zerre alakası yok. Çünkü zaten bu kısım domine eden kısım olmuş oluyor. Şimdi burada da şöyle bir durum var. Biz aslında dikkat ederseniz sola gidince hızlanıyorduk. Ee, bu e, kutuplar bu e, kutup çiftine göre görece çok daha hızlı kutuplar Yani belki şurada bir yerde bile çoktan etkisi geçmiş oluyor Çünkü settling time olarak bakarsanız 10 saniye civarına e, denk gelecek veya işte 14 saniye civarına denk gelecek settling time bu kutup çiftinin setting timeı iken bundan çok 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 daha hızlı 2 saniye civarında etkileri yok olacak bir kutup bekliyoruz aslında. Dolayısıyla bu ikisi birbirine bağlı olduğu zaman tabii ki etki ediyor ama sistemin geneline e, etki eden e, ağırlıkla bu kutup çifti oluyor. Fakat bu noktada zaten daha yavaş olan kutup bizim eklediğimiz kutup oluyor. Yani bölgede eklenen kutup birazcık yaklaşı yaklaşıverse zaten hakim olan yanıt e, bu oluyor. Dikkat ederseniz çok da ikinci dereceden bir yanıt yok. Ortada 0.5 gibi bir zeta var. Yani sönüm oranı oldukça düşük. Ama karşımıza çıkan sistem aşımsız bile çıkabiliyor. Bu da demek oluyor ki aslında biz kutup ekleyeceksek veya bir kutbun davranışı sistemi etkilemesini istiyorsak aslında belli bir oran uzaklıkta eklemeliyiz. Belli bir oran uzaklıkta bu kutbu koymalıyız. Böyle bir şey yapabilirsek eğer üçüncü dereceden bir sistem de olsa ikinci, ikinci dereceden bir sistem davranışına sahip olmuş olacak olan şey bu. Yani evet tabii ki üç kutup kendileri fa çok farklı, ikinci dereceden bir sistemin davranamayacağı şekilde davranabilir. Ama biz burada belli bir kapalı çevrimde setting time overshoot istiyorsak, belli bir zaman domeni kriterini sağlamak istiyorsak o zaman yapabileceğimiz şey aslında uzaklaştırmaya çalışmak bu üçüncü kutbu. Bunu yaptığımız takdirde ikinci dereceden sistemin davranışı daha yavaş olan davranış olarak karşımıza çıkacak ve şeklende hakim olan bu kutup çifti olacak. Bunu şöyle düşünebilirsiniz genellikle hız anlamında örneklemek gerekirse bu görece yavaş olanın baskın olmasının tek sebebi çok hızlı bir modeminiz olabilir ama sistemin e, modemden sonra internet altyapısı yavaşsa internet altyapısıdır hakim olan hızınız e, konusunda. Yani totaldeki internet hızınızı modeme olan bağlantısınız, modemin altyapıya sonra da altyapının ...totalde internete bağlantı hızı e, önemlidir burada. Bunların hepsi bir sistemin alt parçacıkları olarak karşınıza çıkar... ...totalde internet hızına bakarsınız. Buradaki durum da bu. Yani siz istediğiniz kadar hızlı bir e, cihazla bağlanın modeme... ...modem yavaşsa modemi beklemek zorundasınız... ...veya modemin hızıyla çalışabilirsiniz ancak. Burada da durum o. Yani yavaş olan kutup çifti setting time'ı belirliyor. Yavaş olan kutup çifti baskın olursa eğer... ...biz buna baskın diyoruz yani... Ee, en yavaşı bu. Bundan sonra en yakını daha hızlı olacak. Daha uzakta olacak. Bu yüzden S domeninde bu daha çok uzaklıkla ilişkilendiriliyor. Hele ki reel eksendeki uzaklık, dikey fark yani bu ikisi arasındaki bu önemli. Doğrudan omega değil, doğrudan zeta değil, omega zeta çarpımlarının yani reel ekseni kestiğimiz noktaların ee, yani 4-5 kat uzağa dediğimiz bir durum vardır. İşte 1'de ise mesela 5'e 6'ya Koyduğunuz andan itibaren üçüncü kutbu ve Davranışınız bu yavaş kutup çifti tarafından belirlenmeye başlanır. Ee, burada belki eskridi tabii yine burada kapatmak e, biraz daha görsel olarak daha iyi olacak gibi geliyor bana. Ee, şu şekilde ve e, görüyorsunuz burada kutup çiftimiz mevcut. Belki bunun da kalınlığını artırabiliriz. biraz daha belirgin olsun bu şekilde. Dolayısıyla gördüğümüz üzere durum bu. Yani bu 0.25'teyken, bu 2'deyken 8'in 8 katında falan 7 kat uzaklıkta veya 8 katına atanmış durumda. Ee, dolayısıyla baskınlık burada ve bizim yanıtımızda oldukça benziyor. Ee, siz belki buna ek olarak daha sonra kendiniz de bu kodu çalıştırırken bu sadece ikinci dereceden sistemi yanıtını da buraya üstüne çizdirebilirsiniz. Böylelikle e, onun yaratımında buna ne kadar benzediğini göreceksiniz. Dediğim gibi öbür türlü bölgenin içerisinde ise o zaman davranışımız tamamen etkileniyor. Yani şeklen etkileniyor. Biz bu aşımı istediysek de bile artık öyle bir aşım karşımıza çıkmıyor. E, dolayısıyla da biz bu senaryoyu çok fazla hesaba katmıyoruz ve bunu istemiyoruz. Yani böyle bir şey varsa biz kontrolü tasarımında bu yola gitmiyoruz. Mümkün derece biz kutupum e, kutbu eğer bir tane kutup ekliyorsak uzaklaştırmak niyetinde oluyoruz. Bu sadece üçüncü dereceden değil yüksek dereceden sistemler içinde genelleştirilmiş durumda yani amaç belli bir küme kutbu e, uzaklaştırmak ve sadece iki adedini e, belirlenen zeta ve omega'ya göre ya da daha öncesinde belirlenen overshoot ve settling time'a e göre seçmek olacak bizim burada yapmaya çalıştığımız şey. Yani işin özeti buradan eğer fazladan kutbunuz varsa 3. dördüncü, 5. dereceden sistemlerle uğraşıyorsanız iki tanesine karar verip gerisini uzaklaştırmaya çalışacaksınız. Peki bu durum sıfırlarda ne durumda? Yani biz bir kutup eklediğimizde böyleyse acaba sıfır eklediğimizde ne olur? Hemen buna bakacağız. Buna bakmanın da bana sorarsanız en kolay yolu şurada ufak bir değişiklik yaparak hiç isimlendirmeyle de uğraşmayacağım. Sadece şu değişikliği yapacağım transfer fonksiyonu tersini alıyorum. Yani kutup beklemek yerine bu defa sıfır ekliyorum. Adı P olarak kalacak. Yani belki şunu yap, yapsam yeterli. Bir e, yuvarlak eklesem. X eklemek yerine daha iyi olur. E, buna 5 demiştik. Ama e, buradaki figürümüz figür 4 iken bozmamak için bunu figür 5 yapalım. Evet. Bu da sıfır eklememiz durumunda karşımıza çıkan senaryo. Şimdi sıfır eklemenin de aslında bir esprisi yok eğer yeteri kadar uzaktaysa. Gördüğünüz üzere tabii ki birazcık farklılık vardır. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Ama sistemin yapısal olarak cevabı değişmemiş durumda. Aşımı çok uzaklaşmamış durumda. Yani %10 aşım istiyorsunuzdur bu oran arttıkça %10'a yaklaşacaktır. Tabii ki hiçbir zaman bunun etkisini yok edemeyiz. Çünkü ilk saniyelerde muhakkak etkisi olacaktır. En hızlı kutup veya en hızlı sıfırın bile. Fakat e, genel anlamda sistemin şeklini e, değiştirmiyor. Bu şekli değiştirmemesi, setting time'ını, overshoot'unu değiştirmediği, çok önemli ölçüde değiştirmediği anlamına geliyor. Baskınlık oranı arttıkça bu daha da e, az etkilenecektir. Fakat burada görüyoruz ki kutbun e, aşımı azaltma gibi bir durumu vardı. E, en kötü kendisi baskın olup sıfır aşıma sebep oluyordu. Fakat bu sıfırlar için aynı şekilde değil. Hatta öyle ki %300'lerin üstünde aşımlara karşı e, sonuç olarak elde edebiliyoruz biz bu durumu. Ve şekil artık zaten komple önemli yitirdi. Çünkü sıfır tamamen domine ediyor davranışı yani sıfır bunu başka bir filtreye başka bir davranışa başka bir yapıya dönüştürüyor nihayetinde bizim burada sıfır dediğimiz şey de yani s artı e, işte 1 bölü s kare artı işte atıyorum sıfır yirmi beş s artı sıfır yirmi gibi bir transfer fonksiyonu bunu s'e bölüp ters laplasını aldığınızda sıfırdan dolayı çok fazla t'li terimler karşınıza çıkacak e, ve bunu aslında çizdiriyoruz biz burada dolayısıyla e, biz bu noktada sıfıra veya kutba Ekstradan eklenen bir şeye ters laplasının zorlaşmasından dolayı da çok fazla müdahale etmiyoruz. Sadece diyoruz ki uzak olursa etkisi az olur. Ee, ve bu kutuplar ve sıfırlar için geçerli gördüğünüz üzere. Yani bir kutup ekleseniz de bir sıfır ekleseniz de rahatlıkla e, sistemi 3. dereceden olsa da mevcut setting time ve overshoot formüllerini kullanarak buraya uygulayıp kontrolör tasarlayabiliyorsunuz. Ha, en mantıklısı bu mudur değil midir tartışması apayrı bir tartışma. Ama bunu bu şekilde yapmaya biz baskın kutup atama diyoruz. Yani biz atadığımız kutup şu ikisi, bu kutup çifti, zeta ve omega'ya göre seçilmiş. Geri kalan her şeyi e, uzaklaştırarak bunu baskın kılma, bunu baskın yapma bizim baskın kutup atama dediğimiz e, yöntem. Ve biz bunu P tipi kontrol tasarımında, PI'de, PD'de, PID'de, ve diğer türevlerinde dahi kullanıyoruz. Bunu da belirtmek isterim. Dolayısıyla zaman domeninde genellikle belli bir e, transient yani geçici duruma dair setting time, overshoot, peak time, rise time gibi özellik veriliyorsa ve bunun için tasarım isteniyorsa, klasik kontrolör tasarımı o zaman baskın kutup atama yapıyorsunuz demektir. Baskınlığını da araştırmanız gerekir. Siz sadece bir sistemde ben bu iki kutupu atadım ve iş bitti diyemezsiniz. Çünkü bu sıfırlardan herhangi biri kutup da olsa kutuplardan herhangi biri baskın bölgeye yani bu kutup çiftinin olduğu bölgeye girerse o zaman yanıtınızı bozacaktır. Üstteki yanıtlara e, ulaşacağınızı garanti altına almak için kutup sıfır dağılımına geri dönüp baskınlığını araştırmanız gerekecek. Bakınız baskınlık oranı 5 çıktı bu yüzden bu noktada işte vereceği yanıt aşağı yukarı beklenen yanıttır diyeceksiniz. Veya 10 çıktı gayet iyi bir baskınlık oranı. Bu baskınlık oranıyla vereceği yanıt seçildiği gibidir. Ama yok işte baskın bölgeye bir sıfır girdi veya bir kutup girdi. Veya hatta solladı geçti kendisi baskın oldu. O zaman tasarımımız başarısız oldu. Baskın kutup atama başarısız oldu diyeceğiz. Ee, dolayısıyla... Bunun sonrasındaki kısım biraz formülle alakalı. Aslında settling time'dan biraz bahsettik. Şimdi tabii ki yanlış değilsem Ogata'nın kontrol sistem e, kitabı vardır siyah kapaklı hatırlarsınız belki. İnternette de zaten ulaşılabilen bir kitap. Orada settling time'ın özellikle overshoot'un ve benzeri geçici hal için e, formüllerin yanlış değilsem ispatlarının mevcut olması gerekiyor. Settling time'ınki oldukça kolay. Real kısmı üzerinden bir e, zarf oluşturuyor ve diyor ki reel kısım sönüm e, yapacak olan kısım siz ona ne kadar sinüsle bağlarsanız bağlayın. E üzeri eksi 5 ile çarptığınız sinüsün şu sebepten dolayı exp, eksi 5 olduğu zaman bununla çarptığınız sinüsün hiçbir etkisi olmayacaktır. Dolayısıyla ne zaman bu e, üstel terim e, işte 5'e ulaşır e, o zaman setting time bu şekilde bulunur denmekte ve aslında setting time ispatını bir turda oradan incelemenizde fayda var diyebilirim. Çünkü aşağı yukarı böyle bir ispatı var. Diğerlerinin ispatı tabii o kadar kolay değil ama yine benzer minvalde olacaktır. Onları da bulabiliyorsunuz. Ha Ben burada pdf'e numerik elde edilme yöntemini ekledim. Yani siz gidip de oturma zamanı setting time'ı veya rise time'ı eğer merak ediyorsanız zeta ve omega n cinsinden bu şablon formülleri vererek ürettirebiliyorsunuz. Tabi bunun pi eksi beta bölü omega d ve pi bölü omega d gibi versiyonları da var. Biri peak time, biri rise time olmak üzere. Ya da burada doğrudan işte zeta ile bir ikinci dereceden denklem çözümüne götürecek bir şeyi de var veya birinci dereceden denklem çözümüne götürecek bir versiyonu da var. Bunları hatırlatmak amacıyla koydum aslında. Burada yaptığımız analizlerin yine benzerlerini bulabilirsiniz. Basamak yanıtı impuls yanıtlarıyla beraber. İşte bir omega sabitse zeta değişiyorsa nasıl değiştiklerine dair hem kod parçacıkları hem de görseller eklenmiş durumda. Aynı şekilde bakın burada piklerin aslında yan yana kaldığını görüyoruz. Belli bir zetayı seçmiş olmanız yeterli. Dolayısıyla overdamp çözüm için Bakınız burada görüyoruz ve aslında bunların çoğu bu e, daireye oturmuyor. Çünkü bu daireler merkezleri oluyor her iki overdamped kutbunda. Baskın olduğu zaman bunun uzağında olduğu zaman gördüğünüz grafik az önce de elde ettiğimiz bir sonuç. Baskın bölgeye girdiğiniz zaman elde ettiğiniz grafik bu şekilde ve artık belli bir sistem yanıtından bahsetmek mümkün olmuyor dediğimiz gibi. Ee, daha sonra sıfır ekleme durumunda da yine aynı durum. İlk eşeği için fakat daha sonrasında baskın bölgede olduğu zaman yine sıfır büyük bir aşıma sebep oluyor ve belli bir yanıttan bahsetmek mümkün olmuyor. Şimdi şöyle bir şey yapabilirsiniz. E, parametreleri yazacağınız bir e, tablo bir nevi oluşturabilirsiniz. Omega N'i, e, GS'yi e, dolayısıyla setting time aslında bunu bir nevi yaptık. Biz doğrudan bölerek katsayının olduğunu göstererek yaptık. Ama burada setting time'ı verip omegain'i e, ve setting time'ı e, bir tabloya kaydedip bunu da e, metnin içinde mevcut e, fit type ve işte fit fonksiyonlarıyla aslında elde edebiliyorsunuz ve size doğrudan katsayıyı söylüyor. Benzer bir şekilde e, e, omegain'i ve zeta'yı e, s-domain'inin belli bir işte bölgesinde tarayarak e, bunlardan ikinci dereceden sistemleri oluşturup setting time ve rise time'larını Zeta omega n setting time rise right time şeklinde bir tabloya doldurarak e, gerekli e, dili de kullanırsanız fit type için işte ben a bölü zeta omega n e, şeklinde arıyorum. Burada a işte şunla ilintili, z e, şununla işte x ve y de şunlardır. Derseniz eğer fit fonksiyonu çağırdığınızda o size bunu hesaplıyor. Fit fonksiyonundan işte birinci dereceden sistem için 391 İkinci dereceden sistem için 3.79 bulmuş. Biz ikisinde de genellikle 4 alıyoruz. E, ee, rise time için yine aynı tabloyu aynı şekilde oluşturuyorsunuz. Sadece A çarpı X bölü Y, B bölü Y şeklinde birinci dereceden. Bir de şurada ikinci dereceden AX X kare bölü Y, B x bölü Y, C bölü Y şeklinde 3 kat Sen bana bul dediğinizde karşınıza rise time Z ve omega cinsinden bu şekilde çıkıyor. Tabi buradaki amaç nedir? Sizler e, overshoot'u henüz bahsetmedik dediğim gibi bir overshoot kaldı ama e, onu da notlarınızda muhtemelen vardır. E, bir rise time, peak time, setting time istendiğinde e, bunlardan herhangi ikisini verildiğini düşünürsek amacınız bu ikisine karşılık düşecek zeta ve omega nedir? Bunu bulmak. Bunu bulduğunuz anda zaten sistemin iki tane kutbuna karar veriyorsunuz. Bunu atadıktan sonra geri kalan kutupları da ...uzaklaştırabilip uzaklaştıramadığınıza veya ne kadar uzaklaştırabildiğinize bakacaksınız. Böylelikle aslında kontrolör tasarımını, klasik anlamda kontrolör tasarımını yapmış olacaksınız. Ve e, zannediyorum P-tip kontrolör için geçen hafta e, cebrik metodu göstermiş oldum aslında. E, orada da üçüncü decden sistemli sanıyorum. E, orada da benzer bir şey yaptık bizde. de. Dedik ki bu üçüncüye karar veremiyorum, P olsun... Ama en sonunda çıktığında 11 çıktı, 9 çıktı. Ha, o zaman buna göre işte iyi çalışır, fena çalışmaz e, dedik. Atıyorum çok daha küçük çıksaydı e, bu uygulanamaz veya e, istediğimiz sonuçlar en azından hatalı olacaktır diyebilecektik. E, dediğim gibi bu dersin içerisinde e, kutuplar, sıfırlar, zeta ve omega n konusuna e, değinmiş olduk. E, bunu birazcık e, anlamamız, birazcık özümsememiz ee, ilerleyen zamanda neden e, baskı kutup atama yaptığımızı, baskı kutup atama yaparken e, aslında e, formülleri kullanmaya çalıştığımızı e, görmüş olacağız. Ve biraz da tabii özümsemek lazım. Bazen bunların üzerinden de değişik sorular üretmek mümkün oluyor. Türetmek mümkün oluyor. Ee, onun haricinde benim bu haftalık anlatacaklarım bu şekilde. Eğer sormak istediğiniz bir şey, aklınıza takılan bir şey varsa ee, cevaplamaya çalışırım elimden geldiğince. Onun haricinde haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek üzere diyelim. Var mı da sormak istediğiniz bir şey?